Savaş Bey, buyurun. Buyurun, buyurun da nereye buyurun? Uzay üstüne geldik sanki Rafi Bey. Hayırdır ya? Sinyörün kuralları Savaş Bey. Siz şimdi kafanıza bunları takmayın. Kendinizi şanslı hissedin çünkü sinyörle görüşmek herkese nasip olmaz. Açın. Nerede sinyör? Şu yolun sonunda. Sonunda demek ki tanışacağız kendisiyle. Nasıl biridir? Farklı biridir. Nasıl farklı mesela, hani altı parmak, üç kulak falan? Girince anlayacaksınız altı parmağı, üç kulağı. Müziği takip edin. Bekletilmeyi sevmez sinyör. Savaş Bey, sinyörle konuşurken kesinlikle ama kesinlikle sözünü kesmeyin. Bu dünyada en nefret ettiği şeydir. Sinyör, yaşıyorsun bu hayata. Ver bakalım. Ah. Gel. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Artık tanışabiliriz. Ben sinyör. Savaş Esari. Biliyorum kim olduğunu. Gel. Var mesela? Çıkabiliriz ama efendim. Hayır, çıkabilirsin. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bu arada hakkında çok şey duydum.
Umarım güzel şeylerdir. Kötü şeyler de diyorsun. Yani hakkımda herkes güzel şeylerden bahsetseydi kendimden şüpheye düşerdim. O kadar iyi olsaydın seninle çalışmazdım. Zaten iyi bir şey yok. Az kötü vardır. Barış'la gecelerde karşılaşırdık. Efsane bir herifti, yazık oldu. Tanışıyordunuz demek. Sinyor olduğumu bilmiyordum. Ben onun Efkan abisiydim. Bir gün köstebek olacağını asla düşünmedim. Ama hep güzel hatırlayacağım. Gündüz solup akşam açanlara. Öyle söylerdi. Onun senden bir iyilik istediği ama senin ona büyük bir kazık attığın zamanlarda tanımıştım. O kıza çok aşıktı. Onunla sen evlendin değil mi? Hala evliyiz. İşte. Kadınlar. Barış gibi bir serseriye aşık olurlar, sonra senin gibi sıkıcı bir adamla evlenirler. Bu iş değişmez. Temizlik işi halledildi efendim. Parmak izlerini unutmadınız değil mi? O gördüğün parti bir veda partisiydi. Bazı üyelerimiz için. Şimdi aramızda değiller. Tıpkı Ferda gibi. Ferda'yı benden izinsiz öldürmen kabul edilebilir bir şey değil Savaş. Ama sen benim için çok önemlisin. Bana çok kazandırdın. Sadakatini gösterdin. Bundan sonra daha da güzel olacak. Aferin. İşte senden beklediğim motivasyon bu. Senden iki şey isteyeceğim. İkisi de çok acil. Nereye, ne zaman, ne taşınacaksa biz hazırız. Be. Bir zahmet. Aylardır seni bekliyorum. Gemilerden kalkacak, ne yüklenecek, sevkiyat ne zaman yapılacak? Rafi seni yönlendirecek. Ne taşıncayla alakalı? Sözümü kesme. Pardon. Gelelim ikinci isteğime. Bir daha benimle buluşmaya geldiğinde yanında bir şey getirmeni istiyorum. Hayır deme şansın yok zaten. Neymiş o? Savcı Fırat'ı bana getireceksin. Bizimle ilgili neler biliyor, öğrenmek istiyorum. Bakın sinyör, ben Rafi Bey'e zaten köstebekle alakalı olan durumu anlattım. Başka bir şey yok. Daha fazla şey biliyor olabilir. Olabilir değil aslında, biliyor. Çünkü çok akıllı bir adam. Zannetmem. Sürekli hafıza kayıpları yaşıyor kendisi. Kafası sürekli gidip geliyor. Bundan emin olamayız Savaş. Bana savcıyı getir. Canlı ve sağlıklı olarak. Hadi gel artık. Seni bekliyoruz. Tamam hayatım, geliyorum. Sen yukarıda bekle beni. Kadınlar bekletilmez. Ben de beklemeyi sevmem. Onun için acele et Savaş.
Savaş Bey. Hadi, 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 hadi. Bombaya bak. Yılların iş adamı Efkan abi, eski kurt, alemci, bu şehrin kralıymış. Ben şimdi neye nasıl inanayım Saşa? Neye inanacağını hiç bilmiyorum. Ama bu sefer çok dikkatli olman lazım. Bu adam Barış'ı tanıyor. Ve eğer öğrenirse baban gibi olmaz, felaketimiz olur. Evet, evet, evet. Elim ayağıma dolaştı zaten bugün bir açık vereceğim diye. Galiba bu zamana kadarki en zorlu savaş performansım bu. Fırat'ı verecek misin ona? Saçmalama. Ya Fırat kartelle ilgili bir şeyler biliyor ve bunu sinyora söylerse? Ama Fırat... Benim. Söylerse benim var ya, yedi sülalemi silerler. Yani Fırat nefes aldığı sürece bu tehlike bizim yakamızı asla bırakmayacak, bunu biliyorsun değil mi baby? Fırat bence daha fazlasını biliyor dedi. Ne biliyor ki? Fırat'ı öldürmen lazım. Biliyorum. Kader bana onu öldürmek için ikinci bir sebep verdi. Baby, Fırat'ı bulmamız lazım. Acil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.